arkadaşlar. Bugün 9. haftanın 5. dersiyle beraberiz. Yine kitabınızdan bir soru çözeceğim. Baraj yüksekliği 40 metre olan, taban genişliği 32 metre olan, taban su basıncı azaltma faktörü 0.4, deprem katsayısı 0.1, zemin emniyet gerilmesi 25 kilogram bölü santimetre kare ve beton özgül ağırlığı 2.4 ton bölü metre küp olan dik üçgen kesitli ağırlık barajın deprem yükleri altında devrilme ve zemin emniyet gerilmelerinin tahkikini yapınız diye bir sorumuz var. Burada barajın gövdesini üçgen olarak kabul edeceğiz ve bu üçgen kesite göre çözüm yapmaya çalışacağız. Deprem yüklerinin etkisini de göz önünde bulunduracağız. Bu arkadaşlar Cevat Erkek hocamızla Necati Ağırelioğlu hocamızın kaynak uygulama kitabı. Yine bu kitabı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda bu kitabın konu anlatım kitabını da almanız, kitaplarınızda bulunması sizin için oldukça önemli. Şimdi sorunun devamına geçelim. Burada üçgen kesitli olduğu için P1 kuvveti U1, G1 ve depremin ES ve ED kuvvetleri mevcut olacak. Buradaki P1 kuvvetine bir bakalım. 40 metre yüksekliği var. 40 metrede genişlik tabanda oluşur. Neden? 40 çarpı 1'den dolayı suyun özgül ağırlığı 1 olduğu için tabanda uyguladığı basınç da 40 çarpı 1 kadardır. Dolayısıyla yükseklik çarpı taban 40 çarpı 40 bölü 2 dediğimiz zaman bunun kuvvetini bulmuş oluruz. Bunun uç noktaya göre olan moment kolu ise bu 40'ın 3'te 1'idir. 40 bölü 3 13.33 metre buluruz. Devirici bir etkisi vardır. En üç noktaya göre momenti ise burada bulduğumuz 800 ile 13.33'ün çarpımıdır. 10.664 yaklaşık olarak. İkinci olarak ağırlık. Beton kütlenin ağırlığı. Bu da 40 yükseklik var. 32 de taban genişliği var. Dolayısıyla 40 çarpı 32 çarpı 2.4 bölü 2 diyorum. Tabi bunların hepsi birim genişliğe göre yapıldığı için çarpı 1'de dik derinlikleri var. Bu çarpı 1 dik derinlikleri söylemeyeceğim ben. Bir kereye mahsus söyleyelim. Bundan sonrakilerin hep dik derinlik olduğunu bilin. X1 nedir arkadaşlar? Yani bunun bu noktaya göre olan moment kolu 32 çarpı 2 bölü 3 üçgenin ağırlık merkezinden. O da 21.33 olarak bulunuyor. Ve bu noktaya göre koruyucu bir devirmeye karşı koruyucu olduğunu söyleyebiliriz. En uç noktaya göre momenti de 1536 çarpı 21.33 32.763 olarak buluruz. Bu taban suyu basıncının kaldırma kuvvetini söyleyebiliriz. Taban suyu basıncı azaltma faktörü 0.4 olarak verilmiş. Burada 40 ton bölü metrekarelik bir basınç vardı tabanda. Bunu 0.4 ile çarpıyoruz. Ve çarpı 32 demem lazım. Burada 40 yazmışız. Onu düzeltelim şimdi. 0.4 çarpı 40 çarpı 32 bölü 2. Bu da bize 256 tonluk bir kuvvet veriyor. Diğer tarafta H2 tarafında su olmadığını kabul ediyoruz. Bundan dolayı da üçgen bir yaylı yük meydana gelmiş oluyor. Devirici kuvvet. Bu kuvvetin moment kolu ne kadar? Yine 32 çarpı 2 bölü 3. En uç noktaya oluşturduğu moment ise 256 çarpı 21.33. O da 5460 olarak buluyoruz. Peki ED kuvvetinin yukarı uygulanışı 0.1 olarak verilmiş deprem ivmesi. 0.1 çarpı G 153.6 yapıyor. Ve bunun da moment kolu yine 32 çarpı 2 bölü 3 diyoruz. Devirici bir kuvvet. En uç noktayı oluşturduğu moment ise 3276. ED'nin yatay yönde uygulan meydana gelmesi durumunda 0.1 çarpı G diyoruz. Bu da yine 153.6. Bunun uç noktaya olan moment kolu ise 40 bölü 3 olarak verebiliriz. Momenti de 2048 olarak
bulunuyor. Son olarak suya gelen deprem kuvveti, bu da 0.555 çarpı alfa çarpı h kare olarak söylemiştik. Buradan 88.8 çıkıyor. Y değeri ise, bunun ağırlık merkezi değeri ise 4 çarpı 40, 4 çarpı h bölü 3 çarpı pi olarak verilir. Bu da 16.98 çıkıyor. En üst noktaya göre uyguladığı moment ise 1508 olarak bulunuyor. Bunları bir tabloya dökersek P'leri, U'ları, G'leri ve buradan momentleri bulmaya çalışırsak, moment koruyucu olanlar sadece bir tane, şurayı değiştirmeyi unutmuşum, G koruyucu olarak karşımıza çıkacak. Koruyucu taraflar sadece G, geri kalanların hepsi devirmeye çalışıyor. Koruyucuları devirciye böldüğümüz zaman 1.43 çıkıyor. Deprem ile tahkik yapıldığında ise bu değerin 1.2 olması yeterliydi. Yalnız deprem ile yapmazsak bu tahkiki 2 ila 3 arasında bir değer aramamız da gerekebilir. Peki zemin emniyet kısmına geçelim. Zemin emniyet kısmında N bölü A artı eksi M bölü omega dersek, buradaki M orta noktaya göre olan momentler olacak. Orta noktaya göre moment kollarını ben burada tekrar güncelledim. Siz tam orta noktaya göre olan momentleri kendiniz bulmaya çalışın. Hangi orta noktaya göre? Az önceki şeklin tabanın, yani 32 metrenin tam ortası kaç yapar? 16 metreye göre bunların mesafesine kadar bunları bulmaya çalışıyoruz. Burada yine bu noktaya göre sadece G koruyucu, diğerleri devirici olarak karşımıza çıkabiliyor. Ancak burada şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Bazı durumlarda deprem yanal gelebilir, bazı durumlarda düşey gelebilir, bazı durumlarda düşey yukarı gelebilir gibi birçok etmen vardır. Bu gerilmelerde hepsinin teker teker denenmesi gerekiyor. Aynı zamanda depremin geldiği anda hazine boş olabilir. Hazine boş olduğunda taban kaldırma kuvveti olmayabilir gibi birçok etmen var. Bunlara göre farklı farklı tahkikler yapmanız gerekiyor. Örneğin burada taban suyu basıncının kullanıldığı N1 ile gösteriyoruz. Ağırlık 1536, tabandan 256'lık tonluk bir kaldırma kuvveti etki ediyor. Artı 153.6. Artı olmasının anlamı ne? Depremin yukarıdan aşağıya doğru etki ettiğini gösteriyoruz. İkinci N2 de 1536. Bu hep sabit, bu olacak. Ve 256'lık neyi kullanmamışız? Alttan kaldırma kuvvetini kullanmamışız. Bu da ne demek? Depremin olduğunu fakat kaldırma kuvvetinin olmadığı, yani haznenin boş olduğu durumda N2. Ve depremin hangi yönde? Aşağıdan yukarı yönde uygulandığı durum. N3'te ise depremin ağırlıkla beraber olduğu ve kaldırma kuvvetinin kullanılmadığı durum gibi. N4'te de farklı versiyonlarını siz bunu kullanabilirsiniz. Burada N bölü A'ları, işte N1 için bir çözüm, N2 için bir çözüm, N3 için bir çözüm, N4 için bir çözüm. Aklınıza kaç tane alternatif geliyorsa hepsi için birer tane çözüm yapmanız gerekiyor. Altta bulduğumuz alan nedir? 32 çarpı 1. 32 genişlikli, 1 metre dedik derinlik var. 32 metrekarelik bir alan var. Peki omega'yı nasıl buluyoruz? 1 dik derinlik, 32 bizim yatay genişliğimiz, b çarpı l kare bölü 6'dan bunu da 170.67 olarak buluyoruz. Yine diğer tarafta orta noktaya göre olan momentlerde de az önce söylediğim N1'deki olay bunda da geçerli. Şayet taban suyu basıncı olmaz ise nasıl bir moment oluşur? Şayet deprem sağdan soldan sağa doğru geliyorsa nasıl bir moment oluşur? Deprem aşağıdan yukarı geliyorsa nasıl bir moment oluşur? Yukarıdan aşağı geliyorsa nasıl bir moment oluşur gibi
veya deprem hem yanal hem dikey atımlı gelirse nasıl oluşur gibi. Mesela en olumsuzu depremin hem yukarı yönlü olması hem de kaldırma kuvvetinin yani toprak suyu basıncının etki ettiği durum. Şu kısımda eksi koymayı unutmuşum. 1536'nın başında eksi olacak gibi tüm olumsuz şartları teker teker az önce dediğim gibi buradaki m bölü a artı eksi m0 bölü omega formülüne koyuyoruz. Çıkan sonuçlardan hiçbirinin zemini emniyet gerilmesinden büyük olmaması gerekiyor. Aynı zamanda çıkan sonuçlardan hiçbirinin sıfırın altında olmaması gerekiyor. Burada çıkan sonuçlardan bir tanesi sıfırın altında olduğu durum mevcut. Sıfırın altında olduğundan dolayı ne yapıyoruz? Tekrardan taban genişliğini 32 metreyi tekrar değiştirerek yeni bir çözüm yapmamız gerekiyor. Benim size tavsiyem bunu elle çözmek yerine en azından Excel kullanarak sayılarla oynayarak bunu değiştirebilirsiniz. Ve bütün şartları tek bir programda yapabilirsiniz. Ama size tavsiyem MATLAB gibi bir program öğrenmeniz ve bu programda yazılımı yaptıktan sonra sonuca gitmeye çalışmanız. Bundan da daha ilerisini söyleyeyim. Bir optimizasyon yöntemi uygulayıp mesela MATLAB'de arayüz olarak genetik algoritma var. Formüllerinizi MATLAB yazılımıyla yazıp tamamını bilgisayara verip sınır şartlarını verdikten sonra bilgisayarın sizin adınıza en uygun, maliyeti en düşük ve bütün tahkikleri sağlayan en iyi koşulu verdiği çözümü de yapabilirsiniz. Hatta şu an benim doktor öğrencim var Erdem Çoban. Onun doktora tezinin son aşamasındayız. Muhtemelen Şubat'ta teslim edecek tezini. O tezde bu ağırlık barajların optimizasyonu üzerineydi. Yine tez bittikten sonra internet ortamından da o teze ulaşıp ona da bakabilirsiniz. 10. haftaki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. 10. hafta kemer barajlara geçiş yapacağım. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.